yapacağız. Kabak çorbası yapacağız. Abant kebabı yapacağız. Erişte yapacağız ama eriştemizi cevizli ve keşli yapacağız. Biraz daha farklı. Kadayıf sarma yapacağız. Çorbamız için malzemeleri sayalım. 4 orta boy kabak, 1 bardak süt, 1 demet dereotu, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ. Öncelikle ne yapacağız? Sıvı yağımız ve tereyağımızı tencereye dökeceğiz. Daha sonrasında unumuzu kavuracağız. Sütümüzü ilave edeceğiz. 6 bardak kadar suyumuzu ilave ettikten sonra rendelemiş olduğumuz kabaklarımızı ilave edeceğiz. Biraz piştikten sonra isterseniz blenderdan da geçirebilirsiniz. Daha sonrasında dereotunu ilave edip çorbamızı sonlandırmış olacağız. Şimdi sıradaki yemeğimiz ise abant kebabı. Abant kebabını yapmak için öncelikle malzemeleri sayayım. Daha sonrasında ise yapım aşamalarını söyleyeceğim. 5-6 adet patlıcana ihtiyacımız var. Bostan patlıcan olursa daha iyi olur ama biz bugün bulamadık. O yüzden normal patlıcandan yapıyoruz. 300 gram kadar dana kuşbaşı. Biz bunu haşladık. Siz de önceden haşlayabilirsiniz. Haşlayacaksınız. Biz zaman kazanmak için böyle yaptık. 2 baş soğan ince ince doğradık. 2 adet domates doğradık tekrar. 3 adet sivri biber. 1 kavanoz yani 400 gramlık bir kavanoz. Bunu taze olarak da alabilirsiniz. Limonlu suda haşlayabilirsiniz. Fakat biz bugün yine hazır almak zorunda kaldık. 75 gram gibi kaşar peyniri rendesi. Tuzumuz ve karabiberimiz. 1 kaşık salçamız. 1 kaşık salça da sonrasında fırına verirken lazım olacak. Yapım aşamaları ise öncelikle bostan patlıcanlarımızı boyuna kesiyoruz. Daha sonra tuzlu suda bekletebilirsiniz. Daha sonra bunu kızgın yağda kızartacağız. İyice kızartacağız. İç harcı için ise öncelikle soğanı salça ile birlikte kavuracağız. Domatesi, biberi, mantarı ve eti ilave ettikten sonra bir yarım bardak gibi su ile bir miktar daha pişireceğiz. Daha sonra tuzunu ve karabiberini atacağız. Sonrasında ise bu harcı patlıcanlarımızın içerisine dolduracağız. Salçalı su hazırlayacağız ve üzerine kaşar peyniri serpip fırında pişireceğiz. Şimdi de arkadaşlar eriştemizi yapmaya başlayalım. Eriştemiz için 3 bardak erişteye ihtiyacımız var şu şekilde. 2 kaşık tereyağı, 2 kaşık da sıvı yağına ihtiyacımız var. Yarım kase kadar keş, lorun daha kurumuş hali, peynirin daha kurumuş hali aslında. 1 kaseye yakın ceviz ve tuz. Öncelikle yapım aşamalarını sayayım sizlere. Eriştemizi suda haşlayacağız. Daha sonrasında süzeceğiz. Keşimizi kavuracağız ve cevizimizi ilave edip tereyağımızı ilave edeceğiz. Üzerine dökeceğiz kavurduktan sonra. Şimdi de kadayıf sarmamıza sıra geldi. Kadayıf sarmamız için malzemeler 200 gram gibi kadayıfa ihtiyacımız var. 150-200 gram gibi tereyağına ihtiyacımız var. 1 kaseye yakın cevize ihtiyacımız var ve baklavalık yufkaya ihtiyacımız var. Şerbeti için ise 4 bardak şeker ve 4 bardak da suya ihtiyacımız var. Bunu biraz sonra kaynatacağız. İçerisine 1/4 limon suyu ilave edebiliriz. Şimdi baklavalık yufkalarımızı alıyoruz. Ondan önce yalnız biraz şu kadayıfıma tereyağı gezdireyim. Şöyle. Evet, birazcık daha alabilirim. Baklavalık yufkalarımı seriyorum. 3 taneyi üst üste koyacağım. Şöyle. Ama baklavalık yufkanızın yırtık olmaması gerekiyor. Onu en iç katmana koyabilirsiniz. Alıyorum şu şekilde. Tereyağımızı sürüyoruz. 2. katımızı yerleştiriyoruz. Tekrar tereyağımızdan sürüyoruz. Ve 3. katımızı da yerleştireceğiz. Tekrar tereyağı süreceğiz. Ve buradaki kadayıfımızdan alıyoruz.
şu kısmına şöyle yerleştiriyorum. Kadayıfımın üzerine cevizlerimi döküyorum ve sarmaya başlıyorum. Birazcık daha koyalım. Şu şekilde sarıyorum. Sonrasında ikişer parmak kalınlığında kesiyorum ve tepsime diziyorum. Arkadaşlar, bugünkü menümüzü tamamladık. Bugün neler yaptık isterseniz sizlerle tekrar paylaşalım. Kabak çorbası yaptık, erişte yaptık, üstü cevizli ve keşli, cevizini ve keşini kavurduk. Abant kebabı yaptık, kuşbaşı etle ve baklava yufkasından kadayıf sardık. Şerbetini döktük fırından çıktıktan sonra. Gayet de güzel görünüyor arkadaşlar. Başakşehir Belediyesi işbirliğiyle hazırladığımız programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sağlıklı kalın, bizimle kalın, hoşça kalın.